Herkese merhaba. 11. sınıf fizik 1. dönem 1. yazılı videosu ile karşınızdayız. Şimdi bu sorularla tekrar her şeyi tek tek tarayacağız ve güzel bir yazılı geçirmenizi sağlayacağız. Şimdi 1. dönem 1. yazılı konuları vektörler, sonrasında bağlı hareket, sonrasında dinamik, Şimdi bunlarla alakalı bilmemiz gerekenleri söyleyeceğiz, hatırlatacağız ve sonrasında sorularla tüm konuları tekrar tekrar tanımış olacağız. Şimdi bilmemiz gerekenler neydi vektörlerde? Şimdi bir vektör bakalım A vektörü 5 birim büyüklüğünde bir vektör, Yönü vardı. Hani yönlü bir doğru parçası şeklinde düşünebiliyorduk vektörü. Şimdi vektörün mutlak değer içine aldığımızda aynı zamanda üzerine ok şartı yazmazsak ne anlama geliyordu? Bu vektörün büyüklüğü anlamına geliyordu. Yani 5 birim büyüklüğünde bir vektördür bu. Şeklinde yazabiliriz. Sonra vektörlerle işlemler yapmıştık. Vektörel toplama yapmıştık. Nasıldı? Bir ucuca ekleme yöntemi vardı. Paralel kenar yöntemi vardı. Bileşenlerinde ayırma yöntemi vardı. Hepsi bize farklı farklı kolaylıklar sağlıyordu. Şimdi F1 ve F2 kuvvetleri var. Bunların toplamı bileşke vektör bileşki kuvvet anlamına geliyordu. Şimdi F1 ile F2'yi ucuca ekleme yöntemiyle bileşkesini bulalım. Şimdi F1'in ucuna bakın F2 eklenmiş. O zaman başladığımız vektör bu olduğu için başladığımızdan bitirdiğimiz vektörün ucuna çizdiğimiz vektör burada bileşkedir şeklinde yazıyorduk. Sonra iki paralel kenar yöntemi. Şimdi paralel kenar yönteminde de şunu yapıyorduk. Burada hani adı üstünde burada bir paralel kenar oluşturuyorduk. Nasıl paralel kenar? Bunun alttakinin paraleli, çaprazın paraleli yani bu F2'nin paraleli, bu ise F1'in paraleli. Görüyor musunuz? İşte bu paralel kenarda buradaki şu köşegen bizim için bileşkeydi. Bak üsttekiyle hiçbir farkı yok. Sadece yöntem farkı olmuş oldu. Sonra bileşkenin büyüklüğünü nasıl bulacağız? F1'in karesi, F2'nin karesi 2F1, F2, kosinüs alfaydı hatırlarsanız. Sonra bu kenar yöntemi de eşit büyüklükte vektörleri nasıl toplayıp çıkarıyorduk? İki tane hani paralel yönteminde iki tane kuvvet. Nedir? Aralarındaki açı sıfırsa ve f kadar büyüklüğündeyse, f büyüklüğündeyse o zaman bileşke aynı yönde olduğu için topluyorduk. Yani şöyle f kadarsa F kadarsa yönleri aynı olduğu için o zaman bileşke diyorduk ki 2F. Iki İkisi aynı yönü çünkü. Sonra aradaki açı 60 derece ise birleşge bir tanesinin köküç katıydı. Aradaki açı 90 ise birleşge bir tanesinin kökü katıydı. Şöyle bunları tek tek şöyle hatırlayalım. Sonra aradaki açı 120 derece ise bileşke paralel kenar yönteminde tabii bileşke bir tanesini eşitti. Buradaki açı 180 derece ise o zaman bileşke bu şu anlama geliyordu. Yönleri ters yani burası F ise sol tarafa F. Dolayısıyla aralarındaki açı görüyorsun 180 derece. O zaman 180 derece olduğunda bunların yönleri ters olduğuna göre bunlar birbirlerini götürecekler. Bileşke de sıfır olacak. Buradaki bilgi de bu anlama geliyor. Bileşenlerini ayırma yöntemi. bileşenlerini nasıl ayırıyorduk vektörleri? Mesela iki tane vektör gene F1 ile F2'ye devam ediyoruz. F1 ve f 2 bileşenlerine ayırarak nasıl toplayıp toplayabiliriz? Şöyle yapıyoruz. Bütün vektörleri X ve Y eksenlerinde yazıyorduk. Diyoruz ki burada F2 zaten X ekseninde. O zaman F1'i X ve Y ekseninde yazmaya çalışalım x ekseninde yazarken şu bileşen y eksenindeki bileşeninde şuydu. Hatırlarsanız buradaki açıyı verdiğimizde şuradaki açı alfa ise açının yanındaki yani komşu demek. O zaman bu neydi? F1 çarpı kosinüs alfa ile bulunuyordu. Buraya gelelim. Hemen şuradaki düşey bileşen yani açının diğer tarafındaki bileşen bu da F1 çarpı sin alfa anlamına geliyordu. Bu şekilde bileşenlerini ayırdık. O zaman F1 kos alfa ile F2 dikkat ederseniz ters yönlü. Burada F2'nin F1 kos alfadan daha büyük olduğunu düşünürsek o zaman şu şöyle bir şey çıkacak. F2'den F1 kos alfayı çıkardım. O zaman F1 sin alfa da şu. Dikkat ederseniz bunların bileşkesini aldığımızda artık sadece bunlar kaldı ya. Şöyle yazalım isterseniz. F1 sin alfa bu aynen durdu. Çünkü bu da orta başka bir kuvvet yok. F2 daha büyük olduğuna göre F2 eksi F1 kos alfa diyorsunuz. Buradan da bu ikisinin bileşkesi şöyle bir şey çıkıyor. Ki az önce de bak aynısını bulduk. Görüyor musunuz? Aynısı. İstersek bu şekilde de bulabiliriz. Vektörlerde çıkarma. Çıkarmayı nasıl yapacağız? F1'den F2 vektörünü çıkarmak istiyorsam matematik yapıyorum. Mesela şöyle bir şey yapabiliyorduk. X eksiye eşittir. X artı eksiye. Yani ne demek bu? F2 vektörünü ters çevir. Sonra F1 ucunu ekle. O zaman F1 vektöründen F2 vektörünü çıkarmış oluruz. Bak burada yapmışız. Ne yaptık? F2 vektörü ne tarafa doğruydu bakarsan? Sağa doğruydu. O zaman burada F2 vektörünü ters çevirdik ve F1 ucunu ekledik. İşte bu işlemin sonucu yani şu arkadaş F1 eksi F2 demek. F1'den F2'yi çıkarmış olduk. Ters çevirip ucuna eklemek zaten çıkarmak anlamına geliyordu. Şimdi bağlı hareketle ilgili bilmemiz gerekenler. Hemen onları da hatırlatalım. Şimdi bağlı hareketi nasıl buluyorduk? Gözlenen eksi gözlemci. Yani bakanın gözü çıksın diyorduk. Bakanı çıkaracağız. Yani bakan burada bakılan. Bakılandan bakın çıkarıyorduk hatırlarsanız. Sonra sabit hızlı hareketler için bağlı hareket. Mesela burada bir örneklendirme hatırlatmak için söylüyorum. Mesela K hareketlisi var yukarıya doğru 4 ile gidiyor. D hareketlisi var sağa doğru 3 ile gidiyor. Mesela kim kime baksın? K D'ye baksın. Şöyle yazıyorum. K D'ye baksın. O zaman burada gözlenen kim olmuş oldu? D olmuş oldu. Yani biz D'den K'yı çıkaracağız. Şöyle bir şey yazacağız. Diyeceğiz ki D eksi vk. Yani şu işlemi bulmak zorundayız. D eksi vk. Burada d ne tarafa doğruydu? 3'tü. Aynen yazıyorum. Aynen 3 metre bölü saniye aldım. Sonra k'yı ters çevirip ucuna ekliyorum. Bak Eksi VK oldu gördün mü? Zaten bunları hep yapmıştık. Yani sadece yönü değişti ama büyüklüğü gene 4 metre bölü saniye. Bu kaçtı? 3'tü. Yani buradaki aradaki açıda 90. O zaman bu işlemin sonucu başladığımız vektör bu olduğuna göre bu işlemin sonucu 5 çıktı. 3, 4, 5 üçgeni. Yani bağlı hareket 5. O zaman KD'ye baktığında onu 5 ile görecek. Atıyorum. BD'ye baksın bu sefer. B D'ye baksın. O zaman burada D bakılan olduğuna göre D gözlenen olmuş oldu. Şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki VD'den ve B'yi çıkaracağız. Şu şekilde yazdık. Yani bağıl işlem bu olacak. O zaman yönleri dikkate aldığımızda bu aynı doğrultu üzerinde olduğu için bu işlem kolay. D ne tarafa doğru gidiyor? Sağa doğru gittiği için direkt artı 3 alıyorum. Yönüyle beraber hani Artı ve eksiyi kullandığı yönde söylemiş oluyorum. Eksi D'ye bakıyorum. Pardon B'ye bakıyorum. Sola doğru. Sola doğru gittiği için eksi 2 aldım. Gördün mü? Eksi ile eksi'yi çarptım. Ne oldu? artı 5 oldu. Yani o zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Artı sağa doğru demek. Yani nasıl görüyormuş aslında bunu? Artı doğu yönünde 5 metre bölü saniye hızı görüyormuş diye hatırlatalım. Hareketli ortamlarda cismin yere göre hızını nasıl buluyorduk? Hareket varsa bulunduğu ortamda. Mesela otobüsün içerisinde ileriye doğru giden bir adam söz konusuysa o zaman dışarıdan bakan ne oluyordu onu nasıl görüyordu? Hem otobüs hem kendi hızından dolayı sanki daha hızlı gibi görüyordu. Tam tersi otobüs giderken geriye doğru giden biri varsa onu daha yavaş gibi görüyor. Çünkü ters yönlü bir hareket söz konusu. Yere göre hızı bulurken şunu yapıyoruz. Kendi hızıyla bulunduğu ortamın hızını topluyoruz. Ama dikkat ederseniz vektörel. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi burada bir nehir var. K ve L yüzücüleri içinde yüzüyorlar. K sağa doğru, L sola doğru. Şimdi akıntıya bakıyorum. Sola doğru. O zaman K dikkat edersen akıntıya karşı yüzüyor. Peki burada akıntıya karşı yüzebilmesi için yani istediği yönde yol alması için ne olması lazım? Kendi yüzünün kendi hızının akıntı hızından daha büyük olması lazım. Şayet kendi hızı akıntı hızına eşitse olduğu yerde kalıyor değil mi? Birbirlerini götürüyorlardı. Ama eğer akıntı hızı kendi hızından daha büyükse o zaman terse gidiyordu hatırlarsanız. Şöyle bir şey diyeceğiz o zaman. Ters yönlü bir hareket olduğu için K'nın yere göre hızını yazmak istersem büyük olandan küçük olanı çıkaracağım için şöyle yazayım. Vektörel göstereyim. VK eksi VA. Çünkü bunların yönleri ters. Kim daha büyükse şöyle vektörel dedik. Kim daha büyükse büyük olandan küçük olanı çıkartmak ya da mutlak değer işini alacaksın. Diğerine gelelim. Neyse. Leniş daha kolay. Çünkü ne yapmış o? Akıllı davranmış. Neden? Akıntı ile aynı yönde yüzüyor. Yani akıntıya karşı yüzmüyor. Akıntı ile aynı yönde yüzdüğüne göre o zaman L'nin yere göre hızı dersek o zaman bu iki hızın toplamı olacak. Çünkü aynı yönlü VL artı VA akıntı hızını topladık. Yani altta da bakın burada tek tek gösterdim. Sonra gelelim nehire dik girebiliriz. Nehire çapraz girebiliriz. O zaman ne oluyor? Akıntı işte bizim istediğimiz yerden çıkmamıza engel oluyordu. Bakın suya göre bu şekilde giriyoruz. Nereden çıkmak istiyoruz? K noktasından. Ama akıntı diyor ki buna izin vermem. Ben varım diyor. Yani akıntı hızından dolayı sağa doğru bir sürüklenme oluyor. Yani yere göre hızını bulmak zorundayım. Çünkü aslında akıntı yani nehir bunun için bir ortam yani ortam hareketli. O zaman yere göre hızını bulmak için ne yapacağız? Akıntı hızını ona ekleyeceğiz. Akıntıyla suya göre hızını topladığımızda şurada gördüğünüz üzere bakın yere göre hızını bulmuş olduk. O zaman yere göre hızı yönünde karşıya çıktı. K'dan çıkmak istiyordu. L'den çıktı. O zaman K ile arasında bir sürüklenme durumu söz konusu oldu. Bakın bunları da hatırlatalım. Karşı kıyıya çıkma süresi. Bu kesinlikle çok önemli. Karşı kıyıya çıkma süresi bunun normalde suya giren kişinin, yüzücünün, motorun dik hızına bağlı. Yani akıntıya dik hızına bağlıdır diyoruz. O zaman çünkü neresi sınırlı bakın. Akıntının genişliği sınırlı. O zaman genişliği sınırlıysa o zaman o sınırda giden hız burada süreyi belirleyecek diyoruz. Yani dik hızı alacağız. Sonra karşı karşıya yere göre hızı yönünde çıkıyordu. Neden? Çünkü akıntı hızını ilave ettiğimde yere göre hızını buluyordum ve L noktasından karşıya çıkıyordu ve buradaki şuradaki KL arasındaki mesafede sürüklenmeydi. Mesela sadece KL'yi bulmak istersem ne yapacağım? Akıntı hızı çarpı süre yapacağız. Burada karışmasın diye hani burada görelim. Hani görmek istiyoruz ama karıştırmayalım diye yazmadık. Geldik Newton hareket yasalarına. Şimdi Newton hareket yasaları böyle geniş bir konuydu ama gene Hani güzel güzel anlattık. Bunda da çözeceğimiz sorularla tekrar büyük bir şekilde, iyi bir şekilde tarayacağız. Şimdi bilmemiz gerekenler ne? Şimdi şöyle bir cisim üzerindeki net kuvvet sıfır yani hani şeyse sıfırsa durumunu koruyordu. Ne yapıyordu? Duruyorsa durmaya devam ediyordu. Sonra hızı varsa hareketi varsa o hız ile sabit olacak şekilde yoluna devam ediyordu. Bu ne demekti? Hız sabit basmak gibi hatırlarsınız. Yani yüzde giderken hız sabit basarsak arabada o hız yüzde yolumuza devam ediyorduk. O sırada ne oluyordu? motorun uyguladığı kuvvet hani, hani tekerleklerle yer arasındaki sürtünme kuvvetini sıfırlıyordu. Hani orada net kuvvet sıfır olduğu için o anki hızıyla yoluna devam ediyordu. Sonra bir cisme net kuvvet etki ederse yani bir kuvvet varsa o zaman burada cisim iğmelenecek diyorduk. O net kuvvet o cisme iğme kazandırıyordu. Neyle? Kütlesiyle ters orantılı olacak şekilde. Yani F net eşittir M çarpı A. O zaman burada A iğmesini bulmak istersek yapmamız gereken üzerindeki net kuvveti o arkadaşın kütlesine bölmek. F net bölü M şeklinde imeyi bulabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın bir tane cisim üzerinde F1, F2, F3, F4 kuvvetleri var. Şimdi bu kuvvetler bazıları hareket doğrusunda dik. Yani F2 ile şöyle F3. Bazıları ise hareket doğrusunda paralel. Bak ne diyorum? Cismin hareket doğrusundaki kuvvetler cisme iğme kazandırır. Bu çok önemli. Yani hareket doğrusu şu. Hareket doğrusunda paralel kuvvetler kim? F1 ile F4. Ama F2 ile F3'e baktığındaysa hareket doğrusunda dik kuvvetler. Ona eğme kazandırmaz. Ne yapar onlar? Hatırlarsanız. Hareket doğrusunda dik kuvvetler ona sürtünme yani aşağı doğru itiyorsa bir kuvvet onun sürtünmesini arttırıyordu. Aşağı doğru iten kuvvetler. Tam tersi yukarıya doğru iten kuvvetlerse onun sürtünmesini azaltıyordu. O zaman sürtünme ile ilgiliydi bunlar. Direkt birebir kendileri iğme kazandırmıyorlardı. Sonra ne kadar etki varsa o kadar tepki vardır. Bu neydi? Etki tepki yasasıydı. Yani şöyle bir şey, şöyle bir örneğimiz vardı. Sakın ha duvara yumruk atma. Çünkü duvarda sana yumruk atar diyorduk. Böyle bir espri bir tarafımız vardı. Sonra düzlemin tepkisi Tepkiyle devam ediyorum. Düzleme tepkisi düzleme dik ve her zaman dışarıya doğrudur. Düzleme diktir. Bunu unutmuyorsunuz. Sürtünme kuvveti ise sürtünme kuvveti hareket zorlaştırıyordu. Ama nasıl bulunuyordu? Düzleme etkiyen dik kuvvetten. Ki düzleme etkiyen dik kuvvet sürtünme oluşturuyorsa. Yani biz sürtünme kuvveti için K çarpı N'yi kullanıyorduk. Çünkü dik kuvvetler tepkiye sebep oluyordu. Güzel. Sonra eğik düzlem. Eğik düzlemde sin kaydırır kos bastırır diyorduk hatırlarsanız. O zaman bak ne yapmışız? Mg sin alfa bileşeni bunu aşağı doğru çekiyor. Yani bunu eğime kazandırıyor. Ama şu ise tepkiye sebep oluyordu. Şu bastıran kuvvet hatırlayalım şöyle. Mg kos alfa diyorduk. İşte bu kuvvet bunu bastırıyor. O zaman ne olur bu düzlem? Buna tepki gösterir. Aynı zamanda tepki kuvveti zaten sürtünmeye sebep oluyordu. Buradaki tepki kuvveti ne kadar büyükse sürtünme o kadar büyük. Hani burada sürtünme eşittir k çarpı ne diyorduk? Sonra geldik burada bir eylemsizlik durumu. Yani şöyle bu hareket bu ortam A iğmesiyle A ile iğmelenirken hızlanıyor hızlandığını düşünelim hızlanma durumunda o zaman arabayı hatırlayalım hani minibüsü hatırlayalım minibüste bizi geriye doğru bir kuvvet tutuyordu neden çünkü minibüsü hızlandıran bir motor kuvveti var ama bizi iğmelendiren bir kuvvet yok ki o zaman bu ne olur? A imesiyle hızlanırsa buradaki vagon ortam o zaman şu arkadaşı hızlandıracak bir şey yok. O zaman bunun hızlanabilmesi için bir kuvvete ihtiyaç var. Neydi o kuvvet? Buradaki teyip gelmesiyle aşağı doğru MG'nin bileşkesiydi hatırlarsanız. Yani şöyle göstermiştim. T ip gelmesi aşağı doğru MG'yi aldığımızda bunların bileşkesi yani şu R dediğimiz kuvvet R eşittir M çarpı A. Yani buna emeği kazandıran kuvvet budur şeklinde özetlemiştik. Evet şimdi geldik sorularımıza. Hani her şeyi hatırladık mı? Hatırladık. Şimdi gelelim ilk sorumuzun A şıkkına. Ya da ilk sorumuzun evet A şıkkına gelelim. Şimdi A vektörü var, B vektörü var, C vektörü var, D vektörü var ve E, F vektörleri var. Yani şu an 6 tane vektör var. Bileşke nedir diye soruyoruz. Bileşke hangisine eşit? Bunlardan hangisine? Burada 5 tane şık vermişiz. Bu klasik bir sorudur. Yani öğretmeniniz muhtemelen böyle bir soru sormak isteyecektir. Şöyle diyeceğiz o zaman. Burada bakarsanız hani ucu ekleme yöntemini kullanabilirim. Şöyle kullanacağız. Bak A vektörü. Şöyle A ile başlayalım. A vektörünün bittiği yere B vektörü eklenmiş. B vektörünün bittiği yere C vektörü eklenmiş. C'nin bittiği yere D eklenmiş. Farkında mısınız? O zaman R normalde ne demek? A artı B artı C artı D vektörü ve sonuç E vektörü. Hepsini topla demek. Bu R vektörü anlamına geliyor. Sonra baktığında A vektörü, B vektörü, C vektörü, D vektörü. Bakın şöyle A, B, C, D, E vektörü, D vektörü pardon. Bunları başladığın yere geri görüyorsun. Görüyor musun? Bak neye başlamışsın? A, B, C ve D. Başladığın yere geri geldin. O zaman burada bu arkadaşların bileşkesi 0. Tabi bir de F vektörümüz vardı. O zaman E ile F vektörüne bakalım. E vektörüyle F vektörüne baktığımda F ile E de ucu eklenmiş. F'nin ucuna E eklenmiş. O zaman F'den başladığımıza göre F'nin başlangıcından E'nin bitişine çizdiğimiz vektör işte burada E ile F'nin toplamı. Yani son olarak işte bileşke vektör. Şimdi i̇şte bileşkeye baktığınızda B ile aynı büyüklükte. Fakat yani B'nin olduğu yerde. Fakat B'ye ters yönde. O zaman burada şunu söyleyebilirim. B vektörünün bileşke tersidir. Yani E ile F'nin toplamı şu şekilde eksi B oldu değil mi? E zaten B de sadece bunların ikisinin toplamı kaldı. Çünkü A artı B artı C artı D sıfır. Buradan R eşittir eksi B diyebiliriz. Hangi şık doğru? C şıkkı doğrudur. Dediğim gibi bu sorular sevilir fizik öğretmenleri tarafından. Şimdi B şıkkındaki soruya bakalım. F1 kuvveti var, F2 kuvveti var ve baktığınızda F3 kuvveti var. Sonra buradaki teta açısı 45 dereceden küçük olsun. Kuvvetlerin büyüklük ilişkisine bileşke sıfır diyor. Ucu ekleme yöntemiyle çok basit bir şekilde çözeceğiz bu soruyu. Rahat olun. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki F1 kuvvetinin ucuna şöyle F1'in ucuna F2'yi ekliyorum. F2'nin ucuna da F3'ü eklediğimde başladığım yere geri gelmem lazım. Çünkü bileşke sıfır. Son olarak bunun ucuna da F3'ü eklediğimde bak bileşke sıfır oldu. Peki sadece bu yeterli mi? Bu arada şunu da görüyorsun. F1 ile F2 arasında 90 derecelik açı var. Peki şuradaki teta açısını nerede kullanacağız? Bakarsan şuradaki teta açısı, buradaki teta açısı buraya karşılık geliyor. Görüyor musun? O zaman burası da 90 eksi teta olur şeklinde. Oraya karıştırmayalım. 90 eksi teta olmuş oldu. E teta ne dedik? 45 dereceden küçük dedik değil mi? O zaman buradaki açı 45'ten daha büyük. Yani şöyle yazabilirim. 45'ten daha büyük. Bildiğin Üçgen kullanacaksın. Açılara bakıp kenarlara bakacaksın. 90'ın karşısında kenar en büyüktü. Dik üçgen var. O zaman F3 burada en büyüktür. Farkındaysan 90 eksi teta 45'den daha büyük olduğu için o zaman sonrasında F1 gelir. Sonrasında F2 gelir. O zaman bileşkeyi burada işte bu şekilde sıfırlamış olduk. Yani ucu ekleme yöntemiyle bu soruyu çok basit bir şekilde çözmüş olduk. Sonra gelelim başka bir soruya. Başka bir soruda da A vektörü var. B vektörü var. C ve D vektörleri var. Şimdi A ile B vektörünün A'dan B'ye çıkartıp C eklediğimizde sıfır. Sonra 2 artı B eksi D gene toplamı sıfır. Bu durumda C ile D vektörünü bul. Bunları topla soru. Şöyle yapacağız o zaman. Burada bileşenlerini ayırma yöntemi gibi düşüneceğiz. Daha kolay olacak. Şöyle yapabilirim. X ve Y eksenlerini yazdığımda o zaman A eksi B artı C. Önce onu yazacağım. A vektörü bileşenleri neydi? Kök 2Y. Y'si neydi? 1. Sonra Eksi B dediği için B vektörünün bileşenlerini ters çevirmen lazım. Hani ters çevir diyor çünkü. O zaman iki kök giydi değil mi? Ne yapacaksın bu durumda? Eksi iki kök olacak. Yani eksiyle çarpacaksın. Bu ne? Eksi bir. Eksiyle çarptığında ne oldu? Artı bir oldu. Sonra bir de son olarak C vektörünü yazdığımda bileşkenin farkındaysan sıfır olması lazım. Yani bunlar birbirlerini sıfırlamalı. O zaman C vektörünü buluyorum. Nasıl buldum? Benim neye ihtiyacım var burada C vektörü için? Şöyle yazıyorum iki kök giden kökü çıkarttığımda eksi iki kök ki o zaman burası kök olursa sıfırlarım. O zaman burası eksi olur eksi iki olursa sıfırlarım. C vektörünü buldum. X ve Y bileşenlerini. Sonra geldim ikinci duruma. ikinci denkleme. Gene X, Y bileşenleri şeklinde yazalım. Şöyle bak ne o diyor? Eksi iki A diyor. Yani A vektörünü ters çevir iki ile çarp diyor. A vektörüne baktığımda kök ki o zaman ters çevirdim. Eksi iki kök ki pardon eksi kök ki iki ile çarptım. Eksi iki kök 2 oldu. X'teki bileşeni. Sonra Y'ye geliyorum. Y'si 1. O zaman 2A olduğu için 2. O zaman eksiyle çarptığım için eksi 2. Eksi 2A. Sonra artı B diyor. Artı B'yi aynen yazıyorum. B'nin bileşenlerini yani iki kök 2 kök 2'yi aynen yazıyorum. Sonra eksi 1'i de aynen yazıyorum. Sonra D vektörü. Hemen D'yi de alalım. D vektörüne baktığımızda ne olmalı ki? Bileşke gene 0 0 olsun. O zaman D'nin bileşenlerini yazabilir miyim? Bence yazarım. Şöyle 2 kök 2 zaten sıfırlar. O zaman x'te bir bileşeni yokmuş. Sıfırmış. Y'ye geliyorum. Y'de ise eksi 2 eksi 1 daha eksi 3. O zaman burada neye ihtiyacımız var? 3'e ihtiyacımız var. Hemen buraya gelelim. C ile D vektörünü topla diyorum. O zaman x ile y'yi aldığımda C vektörünün bileşenlerini yazıyorum. Burada bulmuştum. Neydi? Kök iki. Değil mi? Sonra y'si neydi? Eksi 2. Sonra d vektörünü alıyorum. D vektörünün bileşenlerini söyle. 0. O zaman y'si ne? 3. Hemen burada bu işlemi yaptığımızda işte c artı d olur. X'de sadece kök ki var. O yüzden x bileşeni kök ki. Y'de ise eksi 2 artı 3 olduğu için 1. O zaman c artı d vektörünü bileşenlerini bulmuş olduk. Yani kök 2'ye bir vektörü olmuş oldu. Büyüklüğünü bulmak istersem büyüklüğünü şurada sizin için yapıyorum. Kök 2. Normalde hani kök 2'nin karesini alacaksın. Bu x'teki bileşenin çünkü artı 1'in karesini alacaksın. Sonra bunu mutlak değer için alacaksın. Ne gelecek buradan? Kök 2'nin karesi 2. 1'in karesi 1. 3. Yani bunun büyüklüğü karekök 3 olacak şeklinde c artı d vektörünün büyüklüğü yazabilirim. Güzel. Sonra hemen arkasından sonraki soruyu hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Gene karşımıza güzel bir soru var. Gene vektörlerle ilgili birçok şeyi gene bize tekrarlatacak bu soru. Bileşkeyi soruyoruz. Şurada dört tane kuvvetimiz var. Dört tane kuvvetin bileşkesini istiyoruz farkındaysanız. Nasıl yaparız? Şimdi bakıyorum. 60, 90 vesaire gibi açılarımız var. Özel durum var mı? Çok yok gibi. O zaman ne yapmalıyım? F1 kuvvetini bileşenlerine ayırarak başlayabilir miyim acaba? Başlarım. F1'in yatay ve düşey bileşenlerini yazacağız. F1'in yatay bileşeni şu. F1x. F1'in düşey bileşeni yani y'deki bileşenini yazıyorum. Bu da f 1 Y. Şuraya yazayım mı? Hem hatırlatmış olayım. Açının yanındakini bulurken ne yapıyorduk? F1 çarpı kosinüs alfa. Yani kosinüs 60. Kosinüs 60 ne? Burada F1 değeri 10 olduğu için 10 çarpı kos 60 da 1 bölü 2'ymiş zaten bilgilerde verilecek size. Dolayısıyla F1x 5 Newton'muş. Gelelim F1'in y'sini bulmaya. Bu ne demek? F1 çarpı açının diğer tarafındaki olduğu için sin 60. O zaman F1 10 olduğuna göre sin 60 da kök 3 bölü 2 olduğuna göre o zaman buradan 12'ye 2'ye böldüm 5. Yani 5 kök 3 bu da bileşendir şeklinde bak sağ tarafta açık açık gördük. O zaman bunu buraya getirelim koyalım. 5 kök 3. Bunu koyalım. Bu da 5. Artık bu ne demek biliyor musun? Dikkat edeceksin şuna. F1 artık senin işin bitti. Artık F1'e bakma. Çünkü bileşenlerine ayırdın. Artık bununla işin bitti. Sonra sonra artık şunu yapabilirim. Şöyle F1'ye yukarıya doğru 5 kök 3. Aşağı doğru F2 15 kök 3. Bak buradan ne geliyor? 15 kök 3 daha büyük değil mi? Yani şuradan 5 kök 3 var. Şöyle aşağı doğru da kim var? 15 kök 3 var. 15 köküç daha büyük olduğuna göre o zaman bunların ikisinden gelen değer 15 köküç daha büyük olduğu için 10 köküç şeklinde yazabilirim. Yani Y'de aşağıda 10 köküç var. Bu cepte bu kenara dursun. Sonra artık bunları bunlarla işim bitti. Çiziyorum. Kullandım. Sonra f 1 sağa doğru 5 Newton. F3 sola doğru 5 Newton. E yönler ters değil mi? Ters. O zaman ne olacak bunlar? Eşit büyüklükte olduğuna göre Bunlar birbirlerini bu şekilde götürecekler. Bunlar da işim bitti. Kim kaldı sadece? F4, 10 kök 3 kaldı. O zaman şöyle gösterelim burada. Kafanız karışmasın. Aşağı doğru 10 kök buraya tekrar alıyorum. Buradaki sağdaki kuvvetimizi. Bir de F4 olan şöyle 10 kök 3 alıyorum. F4 eşittir 10 kök 3. Sonra aradaki açıyı yazabilir miyim? Ben yazarım. Nasıl yazacağım? Burası 90, değil mi? Sonra şuradaki açı 60 derece olduğuna göre. Şuraya bak bakalım ne oldu burası? 30 derece oldu. İşte buradaki açıyı da buraya getir koy. İşte burada tam da 90 ile 30'un toplamı 120 derece oldu. 120 derece olduğunda şöyle aldığımda 120 derece olduğunda ne diyorduk? Kuvvetler aynıysa ve 120 derece ise ne oluyordu? Bir tanesine eşit oluyordu. Yani buradaki bileşkeyi şöyle göstermek isterim. Biraz daha büyük çizim isterseniz. Vektörel şöyle görün. Şöyle. Bunların bileşkesi paralel kenar yöntemiyle şu gelecek. R gelecek. Peki buradaki R ne kadar olacak? Şuradaki R. Aradaki açıyı ikiye bölecek şekilde. Şöyle çizdiğimde. R'nin büyüklüğü 120 derece olduğuna göre bir tanesinin büyüklüğüne yani 10 köküçe eşit olacak şeklinde soruyu tamamlamış oldum. Çünkü açı 120 derece ve bir tanesinin şöyleydi. Fse hatırlarsan Fse ve ne yapıyorduk? Aradaki açı 120 derece olduğunda bir tane eşit oluyordu. Yani bileşke direkt F şeklinde bilmemiz gerekenlerde de hatırlatmıştım. Evet güzel bir soruyla da daha bitirdik burayı. Sonra hemen arkasından bir vektör sorusu da 74 derece, 16 derece. Allah Allah. Şimdi bunları nasıl halledeceğiz? Açılar, farklı açılar. Hani bildiğimiz açılar değil. Hani bununla alakalı kosinüs, sinüs değerleri de verilmemiş. Şimdi soruya bakacağız. Soruya baktığımızda sanki bir şey var. 16 derecelik bir mevzu var. Bu 16 derecelik mevzuyu nasıl çözeriz? Bu arada fizik öğretmenleri böyle şeyleri severler. Evirip çevirmeyi, döndürmeyi severler. Şimdi burada şöyle yapabilir miyiz? Buradaki vektörlerin hepsini 16 derece döndürsek değişen bir şey olur mu? Olmaz değil mi? O zaman bunu 16 derece döndürdüm. Yani artık F2'yi buraya taşıdım. Şöyle. Sonra bunu 16 derece döndürdüm. Artık F1'i buraya taşıdım. O zaman 16 derece döndürdüğümde burası 16 derece ise 53 dereceden 16'yı çıkarırsam artık kaç derece oldu? 37 derece oldu. Sonra bunu da 16 derece döndürdüğümde bak şurası zaten 16 dereceymiş. O zaman bu arkadaş da buraya geldi. Yani F2 de burada oldu. Buradaki F1 ve F2. Bak bütün hepsini 16 derece döndürdüğümde aslında bileşke hiçbir şekilde değişmez. Onların aralarındaki açı kendi aralarındaki açı değişmediği sürece istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Artık soru şöyle yer aldı. F1 kuvveti ve aradaki açı 37 derece. Yazıyorum buraya tekrar sizin için. Sonra bu tarafa doğru F2 kuvveti. Orayla karışmasın diye. Sonra buraya doğru aşağı doğru da şöyle bu F2, şu F2. Burada bir hatamız var. Hemen şunu düzeltelim. Çaktırmadan, çaktırmadan düzelttik. Sonra buna F3 dedik. Sonra bu F2'yi de aynen yazıyoruz. 10 Newton. Artık daha kolay oldu işim. Çünkü bu y ekseni, bu da x ekseni. Bileşen şu F1 kuvvetini bileşenlerine ayırarak çok daha kolay olacak işim. O zaman yapalım hemen. F1'in yatay bileşeni şu. Yani F1 x. Sonra F1'in düşey bileşeni şu. Yani F1 y. Nasıl buluyorduk? Az önce de yaptık. F1 x eşittir. F1 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37 de ama ben bunu görmüyorum burada. Biraz trigonometri hafif şunu hatırlayalım. Hani açılara baktığımızda her zaman şunu söyleyebiliriz. Normalde 90 derece tamamlayanı. Yani sin 53 aynı zamanda kosinüs 37 dereceye eşittir trigonometriden hatırlayalım. O zaman burada f bir kaçtı. 27. Kosinüs 37 ne olmuş? 0,8. Yani buradan 16 Newton'luk kuvvet geldi. Sonra F1'ye F1'ye yazıyorum. F1 çarpı sin 37. Sin 37 de hani onu 53'e tamamlayan cos değeri de şu olduğu için sin 37'ye eşit. Yani 0,6. Buradan da F1 kaçtı? 20 idi. 0,6 ile çarptığımda 12 Newton. İşte yazıyorum yerine. Bu 16 Newton'du. Bu arkadaşla F1'ye de 10, 10, 12 Newton. Şöyle yazdım. 12 Newton. Sonra artık F işiniz bitti. Bakalım neler oldu. F3 kaçtı bu arada. 18 Newton'du. Bunu da buraya yazalım. Sağa 16, sola 18. Tabii ki 18 daha büyük olduğuna göre büyük olandan küçük olanı çıkartıyoruz. O zaman bu tarafa doğru 2 Newton'luk kuvvetimiz kaldı. Gördünüz mü? 2 Newton. F3 daha büyük çünkü F1 x'den. Bundan bunu çıkarttık. Sonra f 1ye 12 Newton, F2 10 Newton. O zaman yukarısı daha büyük olduğuna göre yukarıya doğru da bir 2 Newton geldi mi? Artık bak ne yaptım? 18'den 16'yı çıkardım. Göstermek istiyorum buraya. 18 16'dan 2 Newton geldi. Sonra buradaysa 12 daha büyük olduğu için 12 10 oldu. Bu da 2 N. O zaman 2 2 bu aralarındaki açı 90 derece. Gene özel durumları hatırlayalım. Bu kuvvetler birbirlerine eşitse o zaman bileşke bir tanesinin kök 2 katıydı. Zaten biz bunu a a a kök 2 özür üçgen var. O zaman buradaki bileşke eşittir 2 kök 2 Newton'dur diyebiliriz. Diğeriyle karışmasın diye tekrar şöyle üzerinden geçiyorum. 2 kök 2 Newton şeklinde soruyu bitirmiş olduk. Gördünüz mü? Yapmamız gereken sadece biraz evirip çevirmek. Açıyı gördük. 74. buraya demedik. Bir 16 dereceyi gördüm. Dikkatimden kaçmadı. 16 dereceyi gördüm. 16 derece döndürdüğümde işte soru daha kolay çözülebilir hale gelmiş oldu. Bir soru daha var. Artık bağlı hareket sorusu vektörlerle işim bitti. Zaten bütün her şeyi söylemiş ve taramış olduk. Soruya bakalım. L hareketlisi K'yı 10 kök metre bölü saniyelik hızla kuzey doğu yönünde gördüğüne göre M'yi nasıl görür? Evet şimdi L hareketlisi K'yı diyor. K bakılan. O zaman şöyle yazacağım. VK bakılan olduğu için VK eksi VL bilgisini vermiş. Neresi demiş? 10 köklülük hızla kuzey-doğu. Kuzey-doğu ne demek? O zaman yukarısı kuzey, bu tarafta şöyle kuzey, bu tarafta doğu olduğuna göre o zaman kuzey-doğu dediğinde bunların hani 45 derecelik açı yapacak şekilde kuzey-doğu dediğinde şunu alacaksınız. Ama dikkat, bir daha söylüyorum. 45 derecelik açı olacak bu arada. O zaman işimiz kolay oldu farkındaysanız. Bu arada bağlı hareket, şunu da yazalım. VK-BL. Verdiği bilgi bize bu. VK-BL. Demiş ki... 10 kök 2. Şuradaki bilgiyi hemen hatırlatalım. 10 kök 2. Peki ne yapacağız? Kullanalım, yapalım. Şimdi VK eksi VL dediğinde bu işlem ne anlama geliyordu? VK'dan şöyle VK ile topla kimi? Eksi VL'yi ters çevirip K'nın ucuna ekle. Bir sonuç ne gelsin? 10 kök 2 gelsin. VK hemen buraya geçiyorum. Yukarıya doğru değil mi? Şöyle yazdım VK'yı. O zaman bunun ucuna ne eklemelisin ki? 10 kök 2 kuzeye doğru gelsin. Tabii ki şunu eklemelisin. Görüyor musun? Şunu. Ve VK 10. Ve normalde 10 metre bölü saniye. Kuzey doğu dediğimiz şey de bakın bu çok önemli söylediğim şey 45 derecelik açı. Şu 45 derecelik açı yapacak. O zaman burada 45 derecelik açı yapması demek ters çevrilmiş olan bakın eksi VL ya ters çevrilmiş olan VL'nin hızının da 10 olması gerektiği. Çünkü 45 derecelik açı yapıyor. Buradaki işlemin sonucu. İşte ne gelmiş oldu buradan da? Hani normalde söylediği bilgiyi kullanmış olduk. Bak kuzey doğu 10 kök 2. İşte bu bilgiyi kullandım. O zaman L hızı normalde eksi VL 10 olduğuna göre sola doğru o zaman vl'nin kendisini sağa doğru çizdiğimiz şu şekilde çiziyoruz ve 10 metre bölü saniye diyoruz. Ne diyor soruda? Diyor ki m'yi hangi hızda görür? O zaman bakın l bakıyor bu arada. O zaman m'yi hangi hızda görür dediğine göre m eksi vl yapıyorsunuz soru için. Buradaki sorunun da bağlı hareket şöyle yazalım. Budur. O zaman M'ye baktığımda M ne tarafa doğru? Sağa doğru. Aynı eksen üzerinde ise artı eksiği kullanabilirsiniz. L de sağa doğru değil mi? O zaman burada artı ve eksiği kullanacak şekilde M hızı artı 8 yönle beraber yazıyorum. Eksi L hızıysa neydi? 10'du. Direkt artı 10 olarak yazdım şöyle. Kafanız karışmasın. Yönle beraber yazıyorum. O zaman eksi 2 metre bölü saniye geldi. Eksi ne demek? Eksi sola doğru demek. Yani batı yönünde demek. Eksi batı yönünde eksi 2 metre bölü saniye olmuş oldu ki zaten siz L'nin hızını bulduktan sonra direkt bakarak bunu söyleyebilirsiniz. Yan yana gidiyorsunuz. Şöyle yan yana gidiyorsunuz. Bu şekilde şu şekilde hızlı olan baktığında siyah buna bakarsa bunu geriye doğru gidiyor görür değil mi? Eksi 2. Buradan da hayal gücünüzle sorunu sağlamasını yapacaksınız. Yön sağlamasını yapacaksınız. Sonra bir bağlı hareket sorusu daha. Hareketli ortamlarda çocuklar var bir otobüste çocuk var bir de gemide çocuk var. Baktığınızda bunların hareketlerini, birbirlerine göre hareketlerini bulmak istersem ne yapmalıyım? Yere göre hızlarını söylemeliyim önce. Bakın ve aralarındaki açıyı da görün 90 derece. Yani biz normalde çocuğun şöyle hani otobüsteki çocuğun hızını şöyle bulacağız. Otobüste şöyle yazalım. Çocuk otobüsteki böyle bulacağız. Sonra hepsini bularak yapacağız. Sonra buradaki gemideki çocuğun hızı da şöyle şöyle burada sağa doğru daha büyük gibi geldi için böyle çizim. Sola doğru da olabilir bu. VH gemi. Şöyle yapacağız. Gemideki çocuk. Ama yere göre hızlarını bakmam lazım. Peki neydi yere göre hız? Hemen hatırlayalım. Yere göre hız demek kendi hızı. Evet. Sonra ortamın hızı demek. Şöyle yazıyorum. Ama bazen ortam sadece sadece bir şey olamayabilir, bazen nehirde de olabilir. O yüzden nehirde dikkate almak zorundayım. O zaman önce çocuk otobüsteki çocuğun hızını bulalım mı? Bulalım. Şöyle otobüsteki çocuğun hızı eşittir. Vektörel yapıyorum. Ne tarafa doğru? Yukarıya doğru 10. O zaman hani otobüsün hızı 10 olduğu için artı 10 alıyorum. Sonra bakıyorum artı, bakıyorum kendi hızı ne tarafa doğru? Eksi yönde olduğu için kendi hızını da aldım eksi 2. O zaman çocuk 8 metre bölü saniye hızla yukarıya doğru gidiyor. Yani artı geldi. Çocuğun hızı şöyle yapalım. yönünde yukarıya doğru çizelim. Sonra çocuk hangi çocuk gemideki çocuk. Gemideki çocuğun hızına bakalım. Onun büyüklüğüyle sağa sola şeklinde düşünelim. Bulunduğu gemi nehir önce nehirle başlayalım. Nehir sola doğru. O zaman biz solu eksi sağ tarafı da artı alalım. Çünkü aynı eksen üzerinde her şey. O zaman nehrin hızını şöyle eksi 2'yi alalım önce. Artı artı bulunduğu gemi sağa doğru olduğu için artı 7. Sonra artı kendi hızı ne tarafa doğru? O da sağa doğru. O yüzden artı 1. Buradan ne geliyor bakarsan? ay eksi 2 artı 8'den farkındaysan 6 metre bölü saniye geliyor. Ve ne tarafa doğru? Artı olduğu için bu tarafa doğru sağa doğru 6. Güzel. Sonra diyeceğiz ki kim kime bakıyordu? Otobüsteki çocuk gemideki, gemideki çocuğa baktığında yani gemideki çocuk bakılan. O zaman bu arkadaştan diğerini çıkaracağız. Yani gemideki çocuk eksi otobüsteki çocuk diyoruz. Şöyle yazdık. İşte bize sorulan soru bu. Ama dikkat ederseniz aynı eksen üzerinde olmadıkları için vektörel düşünmek zorundayım. O zaman çocuğun hani gemideki çocuğunuzu sağa doğru gördüğünüz üzere şöyle 6 metre bölü saniyeyi aldık. 6. Sonra çocuk otobüsteki çocuğunuzu ise yukarıya doğru artı 8. O zaman onu ne yapıyorum? eksi 8 alıyorum aşağı doğru. Yani çocuk otobüsteki çocuğunuzu eksi. Yönünü de aşağı doğru aldım ve büyüklüğü o yüzden ne olacak? 8 olacak. Biri 6 biri 8 olduğuna göre burada gene farkındaysanız bir diklik var. Aradaki açı 90. O zaman bu işlemin sonucu bağlız olacak. 6 ile 8'den hemen 3, 4, 5 üçgeni gibi 6, 8, 10 üçgeni var. İsterseniz kare de yapabilirsiniz. 6'nın karesi artı 8'in karesi. Bu işlemin sonucu dediğim gibi 6, 8, 10 üçgenini hatırlayıp 10 metre bölü saniye diyebilirim. Yani baktığında ona baktığında 10 metre bölü saniye hız büyüklüğünde görür diyoruz. Hemen bir nehirle karşınızdayız kesin nehir sorusu da karşınıza gelecek yazılda. Böyle bir soru olması muhtemel ve bu soruda da birçok şeyi gene tekrar etmiş olacağız. Ne diyoruz A şıkkında? Motor kaç saniyede karşı kıyıya çıkar ve motor K noktasında kaç metre uzakta, K noktasından kaç metre uzakta karşıya çıkar şeklinde bir soru. Şöyle hatırlayalım. Karşı kıyıya çıkma süresi ne şey dik hızdı. Yani D eşittir dik hız çarpı süre. O zaman biz burada öncelikle bu arkadaşın bir dik hızını bulalım. Yani nehre dik olan hızı şudur diyoruz değil mi? Dik hız. Ve açı kaç derece? 53. Dik hızı bulmak için ne yapıyoruz? Buradaki V hızını, motorun hızını, suya göre hızını sin 53 ile çarpıyoruz. Yani açının diğer tarafındaki bileşen. Sin 53 de diğer sorulardan hemen hatırlayalım. 0,8 demek. 15 çarpı 0 8. Buradan da 8 çarpı 1 buçuktan 12 metre bölü saniye gelir. İşte bu dik hız olmuş oldu. Artık süreyi çekebilir miyim? Tabii ki çekerim. D mesafesi 96 metre. O zaman 96 eşittir. Dik hızda 12 olduğuna göre 12 çarpı T. Buradan T süresi 8 saniye çıktı. Karşı kıyıya çıkma süresi 8 saniye. K'dan ne kadar uzakta çıkar? Hemen şunu yapıyorum. O zaman yere göre hızının yatayda ne olacağına bakıyorum. Yere göre hızı. O zaman bakalım. Şurada kendisinden gelen şöyle sola doğru bir hız olacak. Bu nedir? Vm çarpı açının yanındaki bileşen olduğu için kosinüs 53. Kosinüs 53 neydi? 0 6 ydı. Hemen 15 çarpı 0,6 dediğimde yani 15 1,5 çarpı 6'dan 9 metre bölü saniye gelecek. Fakat bu sola doğru gitmeye çalışırken akıntı da diyor ki gel nereye doğru gel sağa doğru 4 metre bölü saniye gel. O zaman bunu da dikkate almak zorundayım akıntı. Ama tabii ki kendi hızı onu yeniyor 4 metre bölü saniye. O zaman ne olacak bu arkadaşın yere göre hani yere göre x'deki yataydaki hız ne olacak? Bu soldaki hani 9 daha büyük olduğuna göre o zaman bunun m'nin x'deki yere göre hızı bakın şöyle yazıyorum sizin için. Yere göre hızı 9 eksi 4'ten 5 metre bölü saniye olacak. O zaman bu hareket süresince sola sola gidecek. Ne kadar hareket süresiydi? 8 saniyeydi. O zaman çıkacağı mesafeyi hemen şuraya yapıyorum. x eşittir 5 çarpı süre t. 5 yani şuradaki hızdan bahsediyorum. O zaman 5 çarpı 8'den 40 metre solda çıkacaktır. Hani burada da göstermek istiyorum. Hadi dik kızda yatay hızlarını şöyle tekrar görelim. Bunun motorun yatay hızı şeklini düşünebiliriz. O zaman akıntı hızı küçük olduğuna göre o zaman böyle bir hız ekliyorum. İşte bu arkadaş bunun yere göre hızı olur diyorum. Yere göre hızı yönünde şuradan bir yerden çıktı. Yani akıntı bunu buradan çıkmasına engel oldu. Şuradan çıkacağına akıntı bunu bu kadar sürükledi. Ve ne kadar uzakta çıktığının soru, cevabı da bu sorunun cevabı da bakın 40 metre oldu. Çünkü yataydaki yere göre hızını bulmam zaten süreyle çarpmam benim için yetti. Böyle bir soruda kesinlikle karşınıza çıkacak olacaktır diye düşünüyorum. Hemen arkasından artık dinamik sorularına geldik. Şimdi dinamik soruları biraz karışık gibi görünse de merak etmeyin bunları da basit bir şekilde halledeceğiz. Şimdi sürtünme yok. Sürtünmesi olunca biraz rahatlıyoruz, oh beliyoruz. Ama olsun diğerleri de kolay olacak. Şimdi 50 Newton ne biliyorum ben, ne hatırlıyorum? Hareket doğrusundaki kuvvetler cismi eğimi kazandırıyordu. O zaman bunun hareket doğrusu farkındaysanız bu. O zaman bu kuvvetin hani düşey, hani dik olan ve hareket doğrusundaki yatay bileşenlerini bulmak istersem dike gerek yok. Bana bu lazım bu. Onu hiç bulmamak bile gerek yok. Neden? Çünkü sürtünme olsaydı sürtünmeyi azaltırdı. Ama sürtünme yok. O yüzden sadece yatay birleşeni. Bakın sizin sizin için şunu özellikle söylüyorum kesinlikle ihtiyacınız olmayan şeyi bulmayın yoksa kafanızı karıştırır. Bunu ben buraya çizersem o zaman şey diyeceğim. Aa bu ne işime yarayacaktı ya diye düşüneceğim. Ondan sonra birden karıştırmaya başlayacağım. Ama biz buradaki f(x)'i bulursak olayı çözecek. F çarpı açının yanındaki olduğu için kosinüs 60 ile çarpıyoruz. Kos 60 ile 1 bölü 2 demek 50 çarpı 1 bölü 2'den ne gelmiş oldu? 25 Newton'luk kuvvet oldu. Yani bunun yatay bileşeni bu sistemi sağa doğru çekecek diyoruz. Hatırlayalım. Sistem beraber çekiliyorsa F net eşittir. Teyip gerilmesi. ne yapıyordu? Cisimleri sadece cisimlere çekme şeklinde uygulanıyordu. O zaman bu teyip gelmesi bunu çekerken bunu da çekiyordu. O zaman sisteme bütün bakmak diye bir şey vardı. Yani sisteme bütün bakalım. Sisteme bütün baktığımızda o zaman teyp gelmesi ters yönlü iki kuvvet. O halde F net eşittir. M toplam çarpı A. T'yi dikkate almadım bile. F net kaç? Sadece Fx. Çünkü yataydaki bileşeni bunu çekecek. Eşittir. M toplam çarpı A. Fx 25 olduğuna göre toplam kütle kütlede 2 artı 8 çarpı A. A da buradan 25 bölü 10. Yani 2,5 metre bölü saniye kare olmuş oldu. İğmeyi bulduk. Sonra T'yi istiyorum T'yi. Bana T lazım. Peki T için ne yapacağız? İster K'yı alacağız. ister L'yi alacağız. K üzerinden gidelim mi? Sağa doğru T'ye çekiyor. Başka kuvvet var mı? Yok. O zaman buna iğmeyi kazandıran kuvvet T eşittir A'nın kütlesi çarpı ime diyoruz. O zaman K'nın kütlesi de 2 olduğuna göre 2 iki çarpı 2.5'dan iki ne geldi? 5 Newton geldi. İstenen soru bu. Ama L'nin üzerinden gitmek istersen olur diyorum. Bak buna da hayır demiyorum. Buradan da bulabilirsin. O zaman sağa doğru çeken Fx. düşey birleşenini yazma. Çünkü hareket lazım bize. Hareket doğrusundaki kuvvetler lazım. T ne yapıyor bunu? Engel oluyor. Diyor ki gitme. Bu tarafa doğru T. O zaman Fx-T eşittir. L'nin kütlesi çarpı A. L'nin kütlesine kaçtı? Bakalım 8. 8 çarpı imeyi de 2.5 bulduğumuza göre şöyle yazayım. A. Buradan fx'i bulmuştuk. Ne bulmuştuk? 25. 25 eksi t eşittir. 8 çarpı 2.5. 8'e 2.5 çarptığımda bana onu verecek. O zaman 20'yi verecek. Pardon. T eşittir 25 eksi 20. Buradan da 5 newton. Yani K'dan da bak L'den de aynı şeyi bulmuş oldun. Bazen bazı durumlarda hani bazı öğretmenler, fizik öğretmenleri şöyle bir şeyler diyebiliyorlar. Ben T'yi istiyorum ama L'nin üzerinden istiyorum da diyebilir. İşte bak o yüzden L'nin üzerinden de size T'yi bulmayı göstermiş oldu. Güzel. Sonra geldik bir soru daha. Bu biraz hani birkaç bir şeyin olduğu bir soru. Hani bilgi olarak yoğun bir soru. Yapmamız gereken şeyler ne? Bir kere L'nin K'ye tepkisine Şimdi tepki etki ve tepkiydi. Ne kadar etki varsa o kadar tepkiydi. O yüzden şöyle yazıyorduk. L'nin tepkisine N diyelim. Şöyle. O zaman K'nın etkisi de dolayısıyla N olacak şeklinde düşünebilirim. Ama sisteme bütün baktığımda yani ben şunları beraber aldığımda F net eşittir M toplam çarpı A yazacağım ya. F net eşittir M toplam çarpı A. Diyorum ki o durumda eni düşünme. Aradaki etkiyi ve tepkiyi düşünme. Ama sürtünme var. Onu dikkate almak zorundayım. Şimdi 48'in daha büyük 24'ün daha büyük. O zaman 48 daha büyük olduğu için sağa doğru 48 eksi 24'ten 24 Newton sağa doğru hareket ettirmek istiyor. Yani bu karar verecek harekete. O zaman sürtünme kuvveti için yön önemli. 24 Newton hani 48 daha büyük olduğuna göre şöyle F1 F2'den daha büyük farkındaysanız o zaman biz burada şunu yaptık F1 eksi F2 yaptık. Sağa doğru hareket etmek istediğine göre o zaman sürtünme kuvveti ne tarafa doğru olacak? Dolayısıyla sola doğru olacak. Yani gitme diyecek. Gitme. O zaman burada bunun altında kanun sürtünmesini bulalım. F sürtünme K. Bunun altında da L'nin sürtünmesini bulalım. Şöyle görünecek bir kalemle yazalım. K'nın sürtünmesi. Sonra L'nin sürtünmesi bu tarafa doğru FSL. Bak bütüne baktığında bu sürtünmeler tabii ki harekete engel olacaklar. Ayrı ayrı bulalım mı? Şurada bulalım. Sürtünme K eşittir. K çarpı K'nın kütlesi çarpı G. K'mız neydi? 0.1. K'nın kütlesine 6 çarpı 10. Buradan da 6 Newton'luk K'da sürtünme kuvveti. Sonra L'de sürtünme kuvveti. K çarpı M, L çarpı G. Yani K, L kaynaklanan sürtünme. K 0.1. L yükdesi kaç? 2 çarpı 10. Buradan ne geldi? 2 Newton'luk sürtünme kuvveti geldi. O zaman F net de F1 eksi F2 24 ya. İsterseniz burada şöyle yazalım. F1 eksi F2 tamam ama sürtünmeler de engel. Yani K'nın sürtünmesi engel. Yani L'nin sürtünmesi engel. O zaman eşittir M toplam çarpı A diyorum. Buradan da F1 24 pardon 48. Yukarıda bulmuştum ama bir daha bulalım. Eksi 24. K'nın sürtünmesi kaç? 6. L'nin sürtünmesi kaç? 2. Toplam kütle ne? 8 çarpı A. Buradan da 32. 48'den 32'yi çıkarırsak 16 gelecek. 16 eşittir 8 çarpı A. A da buradan 2 metre bölü saniye kare. Bak sistemin iğmesini buldum. Sistemin iğmesini bulmadan tepkiyi söyleyemem. Şimdi geldim tepkiye. Hangisinden istersen yapabilirim diyorum tepki kuvvetini. Ne yapacağım? Kimden yapalım? L'den yaptığımız varsayalım. L'yi aldık. L cisminin dışındaki kuvvetleri yapıyorsun. Dışındaki. L'nin dışında kim var? kanın itmesi var ne başka kim var altındaki sürtünme var ne tarafa doğru bu tarafa doğru şöyle FSL. başka kim var bir de buradaki etki kuvveti var ne kadar 24 newton bu da engel olmaya çalışıyor görüyor musun sürtünme L neydi 2 newtondu şimdi buradan sonra şunu yapacaksın hareket ne tarafa doğru sağa doğru o zaman sağa doğruysa bunun iğmesinin sağa doğru olduğunu düşünerek şunu yapmak zorundasın yani n eksi sürtünmele Aynı zamanda F2. Yani 24 çıkarıyorum. Yani 2'yi çıkarıyorum. Eşittir sağa doğru hareket olduğu için. L'nin kütle çarpı ime diyorum. A diyorum. O zaman N eksi 26 eşittir. L'nin kütlesi kaçtı? 2 idi. İme kaç? 2. 4 olduğuna göre N eksi pardon N eşittir. 30 Newton diyoruz. Gördünüz mü? Güzel. Buradan da yapabilir miydim? Yapardım. Şöyle 48 eksi N eksi sürtünme eşittir 6 çarpı A. Şöyle yazıyorum. Bak K'dan gidiyorum. Hemen şöyle göstereyim. 48 eksi. Burada 48 gidiyor. Sağa doğru itiyor. Bunun, buradaki L'nin K'ya tepkisi var. Değil mi? O N'i alıyorum. Eksi N. Aynı zamanda sürtünme kuvveti var. K'nın sürtünmesi var. O sürtünme K'yı alıyorum. İşte bunun üzerindeki net kuvvet budur diyorum. İşte bu eşit olacak. K'nın kütlesi eşittir. K'nın kütlesi çarpı iğme diyeceğiz. Bak buradan da bu işi rahatlıkla çözebilirsiniz diyoruz. Sonra hemen arkasından gene birçok şey göreceğimiz, birçok şeyi hatırlayacağımız bir soru diyoruz. T1 ve T2 ip gelmesini istiyoruz. Bak eğik düzlemde var. Yatay düzlemde de, de sürtünme var. Burada şöyle yapalım önce. Hangi kuvvetleri dikkate alıyorduk? Pardon hangi ağırlıkları dikkate alıyorduk? Hareket doğrusundaki ağırlıkları dikkate alıyorduk. O zaman bunun ağırlığı ne kadardı? 2 çarpı 10'dan 20 Newton bu sistemi böyle çekmek istiyor. Sonra buraya geliyorum. Bunun ağırlığını direkt yazmıyorum. Nerede yazacağım? Sürtünmede yazacağım. Çünkü bunun hareket doğrusu bu. Hareket doğrusu bu olduğuna göre ağırlığı direkt birebir burada bir şeye sebep olamayacak. Buraya geliyoruz. Buradaysa bunun ağırlığından kaynaklanan şöyle MG sin alfası vardı. Hatırlıyor musun? Şöyle MG sin alfa sin kaydıran diyorduk değil mi? O zaman burada kütle ne kadar? 5 kadar. Şöyle yapalım. 5 çarpı 10 çarpı sin alfa sin 37 de hatırlayalım önceki bilgilerden 0,6. Ne gelecek buradan? 30 Newton'luk kuvvet aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Bak ne oldu? Bu mg sin alfa ile 35 beraber diyorlar ki 65 Newton'uz biz. Bu da diyor ki 20 Newton. Ne haber? Yani 65 tabii ki 20'den daha büyük. O zaman burada hareket yönü önemli. Neydi önemli? Bunların altında oluşacak sürtümelerde önemli. Yani hareket yönünü belirlemem lazım önce. O zaman 30 35'in toplamı 65 olduğuna göre o zaman burada hareket yönü hemen hareket yönü şudur diyebiliriz. O zaman buradaki sürtünme bu tarafa doğru engel olacak. Buradaki sürtünme bu tarafa doğru bakın hareket doğrusuna şöyle paralel ve engel olacak şekilde buradaki sürtünme. O zaman bu sürtünmeleri bulalım. Buradaki sürtünme 1 diyelim K2 olduğu için buradaki sürtünmeye de 2 diyelim. Nerede bulalım? Şurada bulalım. F sürtünme 1 eşittir K1 yani 0,5 çarpı bunun kütlesinden kaynaklandığı 3 çarpı 10. Yazdığımda bunu da 30 bölü 2'den 15 Newton'luk sürtünme geldi. Hep sürtünme 2'yi bulalım. Burada sürtünme 2. Ama kimden kaynaklanıyor? Dikkat. Düzleme etkileyen yani. dik kuvvet kos bastıran dediğimiz kuvvet. Yani ne diyorduk? KMG kos alfa. Yaz KMG Cos alfa. Şöyle yerine koyacaksın. K 0.25. 1 bölü 4 yazalım ona. Kütlemiz ne kadar? 5. Yer çekmesi 10. Cos alfa. Cos 37 neydi? 0,8'di. 40'ı 4'e böldüğümüzde sürtünme 2 de 10 Newton'dur. Evet her şeyi bulduk. Şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki kimler çekmeye çalışıyor? Kimler engel oluyor? Bunlar çekmeye çalışıyor. Bu, bu, bu sisteme engel oluyor. O zaman F net eşittir. M toplam çarpı A diyoruz ya. O zaman burada t'leri hala düşünmüyorum. Yani 30 ile 35, şu 30 ve 35 çekmeye çalışıyorlar. 30 artı 35. Sonra eksi, buradaki 20 engel oluyor. Bak 20 eksi, buradaki sürtünme engel oluyor. 15 eksi, buradaki 10 engel oluyor. 10 eşittir. Toplam kütle 2, 3 daha 5, 5 daha 10. O zaman 10 çarpı a diyorum. Gördün mü? Burada bakalım ne çıkıyor sonucumuz. 65'ten kimi çıkartıyoruz? Düzgün hesaplayalım. 30 45 çıkartıyoruz. Yani 20 eşittir 10 çarpı a. Burada sistemin ivmesi 2 metre bölü saniye kare. Bu zaten başlı başına bir soru. Sistemin ivmesine. Geldik T1'e. T1 nasıl bulacağız? Buradan bulalım. T1 ne yapıyordu ya da ip ne yapıyordu? Tuttuğu noktayı ortaya çekiyordu. Yani ip gerilmesi çekme şeklindeydi. O zaman bu ipteki gerginlik bunu yukarıya doğru çekecek şekilde olduğuna göre ve hareket yukarıya doğru olduğuna göre istersek T1'e 2 kilogramlık cismin üzerinden bulabiliriz. Nasıl yazalım? Buraya yazalım. T1 20 eşittir. 2 kilogram cisim olduğu için 2 çarpı A. Yani şöyle yazıyorum. 2. O zaman buradan da T1 eşittir. 20'yi bu tarafa attığımda 2 çarpı 2'den 4 artı 20. O zaman T1 24 Newton'dur diyebilirim. Geldim t T2 2 T2'yi de buradan da bulabilirim. Buradan da bulabilirim. Buradan bulalım. Bu T1 gelmesi bunu da bu tarafa çekiyor. Farkındaysan T2 gelmesi bunu bu tarafa doğru çekiyor. O zaman bunun hareketi bu tarafa doğru olduğuna göre T2 daha büyük olmak zorunda. Şuraya yapalım mı karışmasın diye. T2 daha büyük. Eksi T1 engel oluyor. Eksi sürtme 1 engel oluyor. Sonra eşittir diyoruz. 3 kilogram cisim olduğu için 3 çarpı A T2 bilmiyorum zaten onu arıyorum. T1 kaç? Kaçtı? 24. Eksi sürtünme kaç? 15. Yazıyorum. Eşittir. 3 çarpı iğmemiz neydi? 2 idi. 6. O zaman T2 eşittir. 24. 15 daha 39. 6 daha 45. Yani 45 Newton'luk T2 ip gerilmesi olur diyoruz. Burada da yapabilirdin. T2 ip gerilmesi bunu yukarıya doğru çekiyor farkındaysan. O zaman ne olur? Bunların ikisini topla 65 eksi 2 iki sürtünme, ikinci sürtünme, eksi t2 eşittir 5 çarpı a Bak bu kadar basit. Sadece yapman gereken şey hani sistematik bir şekilde kimle uğraşıyorsan önce hani üzerindeki net kuvvet vesaire diyerek bu işi hallediyorsun. Hemen arkasından bir Atwood, bir makara sorusu. Buradaki makara sorusunda ne yapıyoruz? T1-T2 soruyor. Sonra bir süre sonra L-M arasındaki ip koparsa T2 ne olur? Bu üniversite sınavı sorularında da böyle şeyler çıkabilir karşınızda. Aynı zamanda fizik öğretmenleri böyle şeyleri severler. Şimdi ne yapacağız? Bakacağız. Hareket doğrultusundaki kuvvetler. K'nın üzerinde K'nın ağırlığı olan K normalde 3 kilogram, 3 çarpı 10'dan 30 newton kendi ağırlığı var. Şöyle yaptık. Sonra L'nin ağırlığı, kendi ağırlığı. Aynen yazıyorum. 3 çarpı 10'dan 30 Newton'luk bir ağırlığı var. Sonra M'nin ağırlığı 4 çarpı 10'dan böyle şu şekilde 40 Newton'luk ağırlığı var. Yani M çarpı G yapıyorum. Burada sistem nasıl hareket edecek sistemi serbest bıraktığımızda 40 ile 30 burada daha baskın olduğu için diyecekler ki böyle döndüreceğiz. Sistem böyle dönecek. Ne yapıyorduk o zaman bu durumda? Toplam kütle çarpı ya da şöyle yazalım. Yazalım toplam kütle çarpı A. Neye eşit oluyordu? Net kuvvet. F net burada buna iğme kazandıracak. Net kuvvet 40 ile 30 beraber çektikleri için 40 artı 30 şöyle Eksi 30 denge olduğu için 30 eşittir toplam kütle. 3, 3, 4. Hepsini topluyorsunuz. 10 çarpı A. Yani 40 eşittir. 10 çarpı A. A da buradan 4 metre bölü saniye kare. Sistemin ivmesini bulduk. T1 ve T2 ip gerilmesini istediğim yerden bulabilirim. K'dan T1'i bulalım. Buraya doğru yukarıya doğru çıkmak istiyor. Farkında mısınız? O zaman T2 ime yukarıya doğru olduğu için T2 daha büyük olacak. Kimden? 30'dan. Yani T2 eksi 30 eşittir. K'nın kütlesi 3 çarpı 4. Yani T2 ne geldi buradan? 12 artı 30 daha. 42 Newton geldi. Buradan T1'e gelelim. T1 ve T2. T1 burada yukarıya doğru çekiyor değil mi? O zaman t de 4'ün üzerinden bulalım. M'den bulalım. M nereye doğru? Aşağı doğru hareket ediyor. O zaman M daha büyük olacak. Yani 40 daha büyük olacak. Pardon. M'in ağırlığı. Şöyle yazıyorum o zaman. 40 eksi burada T1 ip gelmesi eşittir. M'nin kütlesi yani 4 çarpı ime 4. Yani buradan da T1 eşittir. 40 eksi 16 eşittir T1. Buradan da T1 eşittir kaç Newton geldi? Hemen hesaplayalım. 10, 30, 24 Newton'luk kuvvet gelmiş oldu. Yani bazen sistem böyle hareket ettiğine göre hareket etse de buradaki ip gelmesi bundan daha küçük olabilir. Yani burada kesinlikle ne yapmamız lazım? Hangi cismin üzerinden gidiyorsak onun üzerindeki net kuvvete bakarak bu işi halledeceğiz. Gelelim B şıkkına. Bunlar A şıkkıydı. B şıkkını burada yapıyorum. Şimdi T1 bir süre sonra LM arasındaki ip koparsa yani şöyle olacak sistem şu 3 kilogramlık cisim, şu da 3 kilogramlık cisim görüyor musun? Yani bu K oldu, bu da L oldu. Yani bunun da kütlesi 3 kilogram, bunun da kütlesi 3 kilogram. O zaman şöyle hatırla, şöyle hatırla. Sistem artık bir hız kazandı. Bunun artık bir hızı var V kadar. Bunun da artık bir hızı var V kadar. O zaman burada sistem iğme kazandığına göre. Bu da 3 kilogramdı bu arada. Şöyle üzerindeki bu sefer sisteme net kuvvete bakalım. K'nın ağırlığı 3 çarpı 10 30 Newton değil mi? Sonra L'nin ağırlığı da aynı şekilde 3 çarpı 10 şöyle 30 Newton. Peki net kuvvet ne oldu? Söyle bana. F net eşittir 0. Neden? Çünkü her ikisi de 30 Newton'da bunları hareket ettirmeye çalışıyor. Yani bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Bundan sonra sistemin iğmesi yok. Yani bu hızla yoluna devam edecek anlamına geliyor. O zaman sabit hızla hareket varsa net kuvvet üzerindeki net kuvvet 0 değil miydi? Artık iğme 0. Şöyle şunları ayıralım karışmasın. Ondan sonra şuraya geçtiğimde K'nın üzerinden gidersem K ime yoksa o zaman aşağı doğru 30 Newtonsa o zaman ip gerilmesi T ne oldu? Yukarıya doğru t ip gerilmesi. Onu soruyorum. 30 Newton oldu. Çünkü net kuvvet sıfır. Yani imelenme diye bir şey söz konusu değil diyoruz. Geldik ödüllü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın. Müzik